Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Birinci dönem, birinci yazılı kampıyla karşınızdayız. Yazılıya hazırlıkta birlikte olacağız. Hazırsan kemerlerini bağla, hız kesmeden başlayalım. Şimdi ilk olarak konularımızı göreceğiz. Yani öğrenci notlarımıza bakacağız. Birinci ünitemiz değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti. 1595-1700 yılları arasında yaşanan siyasi olayları Birlikte ele alacağız. 3. Mehmet tahta çıktığında Haç Ola muharebesini gerçekleştirir. Hatta biz bu savaşa Kazan Kepçe Savaşı diye adlandıracağız. Ve bu savaşta Osmanlı Devleti güzel bir zafer kazanacak. Akabinde 1606 yılında Avusturya ile arkadaşlar hangi anlaşmayı imzalıyoruz? Zitvatorok anlaşmasını imzalayacağız. Fakat arkadaşlar burada mutakabiliyet anlayışı ortaya çıkacak. Yani Osmanlı padişahı ile Avusturya Arşud denk sayılmıştır. Yani bir eşitlik. Şöyle geriye bir dönün. Hatırlayın Kanun Sultan Süleyman döneminde nasıldı? İstanbul anlaşmasıyla Avusturya kralı Osmanlı sadrazamına denk sayılacaktı. Ama Zitfatarok da bu üstünlüğümüzü elde çıkartacağız. Akabinde Nasuh Paşa Anlaşması ve Serav Anlaşması İran'la gerçekleşecek. Osmanlı Devleti yavaş yavaş sınırlarını kaybetmeye başlayacak. Tarihler 1621 yılında gösterdiğinde Hotin bölgesine doğru genç Osman yola çıkacak ve yeni itaatsiz hareketlerini görecek. Sonrasında 1639 yılında tahta geçen 4. Murat yani Bağdat Fatihi İran'la yapılan savaşlar sonrası bugün günümüzün sınırlarını belirleyen Kassı Şirin anlaşmasını imzalayacak. Yani bugünkü Türkiye İran sınırı büyük ölçüde belirlenecek. 1664 yılında Vasvar anlaşmasıyla Osmanlı Devleti Avusturya'dan son kez savaş tazminatı alacak. Osmanlı Devleti yavaş yavaş Kadırga'dan arkadaşlar Kalyon'a geçeceği bir süreci göreceğiz. 24 yıl Girit kuşatılıyor ve 24. yılın sonuna doğru alınacak. Yani aslında Osmanlı Devleti'nin donanmasının da zayıfladığını göreceksiniz. Sonrasında 1676 yılında Osmanlı Devleti en geniş sınırlarına ulaşacağı anlaşma olan Bucaş Anlaşması'nı imzalayacak. Ve kuzeyde başımıza bela olacak bir devlet ortaya çıkacak. Tabii ki kimdi bunlar? Ruslar diyeceksiniz. Ruslarla 1681 yılında Bahçe Saray Anlaşması yapılarak ilk kez Rusya ile bir antlaşma imzalanmış olacak. 1595-1700 yılları arasına devam edelim. Daha sonrasında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bir kanuni edasıyla ikinci kez Viyana'ya kuşatma altına alır. Fakat alması bizim için son derece kötü olacak. Çünkü ikinci bir yana da büyük bir bozguna uğrayan Türkler ve Avrupalılar şunu keşfediyor. Artık o yenilemez denilen Türklerin yenilebileceği anlaşılıyor ve Osmanlı'ya karşı kutsal bir ittifak oluşacak. Bu kutsal ittifakın sonrasında Avusturya, Lehistan, Venedik, Malta gibi ülkelerle 1699 yılında Karlofça, 1700 yılında ise Rusya ile İstanbul Antlaşması imzalanır. Osmanlı Devleti Orta Avrupa'daki üstünlüğünü kaybederek o saldırıda olan Osmanlı bir anda savunmaya ne yapmıştır? Geçmiştir diyeceksiniz. Ta ki Sakarya Meydan Muharebesine kadar geri çekilmemiz devam edecek. Şimdi 1596'da 3. Mehmet döneminde Avusturya ile yapılan Haçova Savaşı. Bu savaşta 3. Mehmet Kanuni'den sonra sefere çıkan ilk Osmanlı padişahı olarak bilinmekte. 3. Mehmet tahta çıktıktan sonra Avusturya'ya yapılan Haçova Savaşı Kazan Kepçe Savaşı olarak da bilinir. Peki neden Kazan Kepçe Savaşı deriz? Savaş alanında arkadaşlar yeni Yeniçerilerin itaatsiz hareketi sonrasında ordu dağılır. Avusturya orduları o kadar içeri doğru girmiştir ki 3. Mehmet tam geri çekilme emri verecekken viziri atına yapışır. Sakın ama sakın hünkârım geri çekilme vermeyin. Eğer verirseniz ordu dağılabilir bekleyin der. 3. Mehmet bekler. 3. Mehmet beklediği gibi 3. Mehmet'in bahçıvanı, at bakıcısı, mutfakçısı, temizlikçisi, kazanı, kepçeyi alan hepsi Kimse bizim hünkârımıza bir şey yapamaz diyerek Avusturya ordularına saldırmaya başlar. Avusturya ordusu ise bunun bir pusu olduğunu düşünerek geri çekilir ve Osmanlı ordusu kendisini toparlayarak Avusturya'yı bir yenilgiye uğratmıştır. O yüzden bu savaş Kazan Kepçe Savaşı olarak da ne yapılmaktadır? Bilinmektedir. Haçova Savaşı aslında Osmanlı Devleti'nin batıda kazandığı son meydan savaşıdır. Sonrasında tarihler 3. Mehmet'in oğlu 1. Ahmet'i gösterirken Avusturya ile 1606 yılında Zitvatorok anlaşması imzalanır. Hatırlayın şöyle yine geriye dönelim. Yükselme döneminde Kanun Sultan Süleyman Avusturya ile yaptığı anlaşmada Avusturya kralı Osmanlı sadrazamına denk sayılacağını söylemişti. Böylece Osmanlı Devleti Avrupa'da büyük bir üstünlük kurmuş fakat tarihler 1. Ahmet'i gösterdiğinde ve Zitvatorok anlaşmasıyla bu elde edilen üstünlük kaybedildi. Çünkü ne diyordu anlaşma? Avusturya Arşud Osman Osmanlı Padişahı ile denk sayılmış ve Osmanlı Devleti'nin Avusturya üzerindeki üstünlüğü de son bulmuştur. Çünkü artık adım adım Osmanlı zayıflamaya başlar. Mutakabiliyet yani eşitlik kavramı bu dönemde ortaya çıkmaya başlar. Akabinde tabii ki doğuda bizi tehlikeli olarak bekleyen bir Safavi İmparatorluğu göreceğiz. Safavilerle 1. Ahmet döneminde İran'la 1611'de yapılan Nasuh Paşa Anlaşması'yla Osmanlı Devleti Ferhat Paşa Anlaşması'yla aldığı yerleri geri vermiş. Fakat 200 deve yükü olan arkadaşlar bir ipek alma sözü almıştır. Fakat 1555 yılında imzalanan anlam Amasya anlaşmasıyla Osmanlı o sınırlara geri dönmüş ve İran'ın ödediği 200 deve yükü ipek 100 deve yüküne indirilmiştir. Yani aslında Osmanlı devleti diplomasi de de yavaş yavaş zayıflamaya başlar. Osman'dan sonra devletin başına geçecek 4. Murat bir Bağdat Fatih'i gibi Revan ve Bağdat üzerine sefere çıkar. Hatta biz 4. Murat'ı Bağdat Fatih'i olarak da ne yapmaya başlayacağız? Almaya başlayacağız. Osmanlı'nın kazandığı zaferler sonrasında Safa bir devleti yani bugünkü İran ile Kasr-ı Şirin Anlaşması imzalanmıştır. Kasr-ı Şirin Anlaşması ise şudur arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin bu imzaladığı anlaşmayla Bugünkü Türkiye İran sınırı büyük ölçüde çizilmiştir. Hatta bir espri vardır. Ferhat Şirin'le kavuşmuştur. Bakın bu bir koddur aslında. Ferhat Paşa anlaşmasıyla Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına ulaşırken Kasrı ı Şirin anlaşmasıyla bugünkü Türkiye İran sınırını belirlemiştir. Bugünkü Türkiye ile sınırı büyük ölçüde birleyen Kasrı Şirin anlaşmasıyla Bağdat, Basra, Şehri Zor, Osmanlılar'da kalırken Revan, Safavilere ne yapıldı? Bırakıldı diyeceksiniz. Yine gelelim 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin peki bu süreç içerisinde izlediği dış politika nasıldı? Avusturya üzerine sefere çıkan Fazıl Ahmet Paşa Uyvar Kalesi önünde büyük bir başarı elde ediyor. Bu başarı önünde elde ettiği başarılardan dolayı uy var önünde bir Türk gibi kuvvetli deyimi kim için söylenmiş? Tabii ki Fazıl Ahmet Paşa için söylenecek. Osmanlı Avusturya arasında yapılan Vasvar anlaşmasıyla Erdel'deki Türk hakimiyeti onaylanmıştır. Burada kısa bir notumuz var. Nota dikkat edelim. Osmanlıların bütün zor şartlara rağmen en küçük bir yılgınlık göstermeden büyük bir azim ve sabahatla 38. günde kaleyi fethetmeleri Uyvar önünde bir Türk gibi kuvvetli deyimini tarihe mal etmiştir. İkinci genç Osman döneminde yani ikinci Osman döneminde düzenlenen Hotin seferi ise başarıyla sonuçlanmış ve 1621'de Hotin anlaşması imzalanmıştır. Fakat Hotin anlaşmasındaki gayretsizlikleri nedeniyle 2. Osman Kapıkulu ocakları yani Yenişehir ocaklarını kaldırmak istedi. Ancak padişah yapmak istediği ıslahatlardan rahatsız olan kesimler isyanıyla padişah tahttan indirildi. Ve tarih sahnesine Olay şu şekilde geçti. Yenişehirler tarafından tahttan indirilen ve şehit edilen ilk Osmanlı padişahı olacaktı. Genç Osman. Çünkü 7 zindanlarında hapsedilerek idam edildi. Bu tarih sahnesine bir karaleke olarak geçti. Bu karaleke'nin sonrasında tabii ki devletin başına 4. Murat geçti ve bu dönemde Osmanlı Rus savaşları sonucunda Osmanlı devleti ile Rusya arasında 1681 Bahçe ya da diğer ismine Çehrin Antlaşması imzalandı. Bu anlaşma Rusya ile Osmanlı devleti arasında imzalanan ilk diplomatik antlaşmaydı. Tarihler 4. Mehmet yani Avcı Mehmet döneminde ise sadrazam olan Mersifonlu Kara Mustafa Paşa bir karar verdi. Kanuni gibi olacaktı ve kanuninin yapamadığı Viyana'yı ne yapacaktı? Ele geçirecekti. Plan tıkır tıkır işlemekteydi. Fakat 2. Viyana'da Osmanlı orduları ağır bir yenilgiye uğradı. Bu yenilginin bedelini ise ne olarak ödeyeceğiz? alevim Rusya olarak ödeyeceksiniz. Aslında bu bir sizin için kod. Şimdi biz alevim dediğimiz kavramları devlet olarak düşüneceksiniz. Bakın unutmayın arkadaşlar Avusturya daha sonrasında geldim. Kimden bahsedeceğiz? Lehistan, Venedik ve Malta ile Karlofça ne imzalanıyor? Anlaşması imzalanacak. O Orta Avrupa'da dili gibi bir hakimiyet kuran Osmanlı Devleti Karlofça Anlaşması ile birlikte neredeyse bütün Macaristan bölgesini kaybedecek. Bu kayıpların sonrasında o sürekli saldırı pozisyonunda olan Osmanlı Devleti savunmaya geçerken Batılılar ise Osmanlı'ya karşı taarruza geçecekler ortalık alev alacak. Tabii ki bu alevden de kim yararlanacak? Rusya yararlanacak. Rusya ile ise İstanbul neyi imzalanıyor? Anlaşması imzalanacak ve bu anlaşmaya göre de Azak Kalesi kime verilecek? Rusya'ya verilecek. Azak Kalesi ile birlikte verilmesiyle Kırım'ın Türk Gölü olma özelliğini de ne yapmıştır? Kaybetti diyorsunuz. Şimdi notumuz var. Karlofça Anlaşması ile Osmanlı dedi ilk kez büyük çapta toprak ne yaptı? Kaybetti. Peki tarihler kaçıncı yüzyıldı dersek 17. yüzyıl olarak ne yapacağız? Bileceksiniz. Sana sınavda soru geldi. Osmanlı Devleti ilk kez büyük çapta hangi yüzyılda toprak kaybetti diye sorarsa 17. yüzyılda ilk kez büyük çapta ne kaybetmiştir? Toprak kaybetti diyeceğiz. Tabii ki bu olaylar gerçekleşirken Avrupa'da kaynar kazan gibi kaynamaktaydı. Avrupa'da din savaşlarından modern devlete bir geçiş aşaması olmaya başlayacak. Bu dönemde 30 yıl savaşlarını göreceksiniz. Avrupa halkları mezhep seçme özgürlüğüne sahip olmuştu. Peki bu olay neyle patlak vermişti? Aslında Almanya'da arkadaşlar Martin Luther'in kiliseye karşı bir kaldırı sonrası protestanlık mezhebi ortaya çıkacaktı. Yani aslında biz bu olaylara reform hareketleri diyecektik. Roma Germen İmparatorluğu'na bağlı prenslikler neredeyse bağımsız hale gelmiş. İmparatorluğun asker ve vergi toplama gibi yetkilerine sınırlama getirilmiştir. Bu durum Roma Germen'in siyasi otoritesini sarsarken Hollanda İsveç bağımsızlığını kazanmış. İspanya Hollanda arasında süren 80 yıl savaşlar sona ermiştir. Ulus devletlerin temelleri atılmıştır. Aslında ulus devlet dediğimiz milliyetçilik kavramının Avrupa'da dili gibi hissedilmeye başladığını göreceğiz. Çünkü adım adım Birinci Dünya Savaşı'na doğru yola çıkacağız. Yine bir uyarımız var. Dikkat edin. 6. yüzyılda görülen reform hareketleri sırasında protestan prensiklerle Katolik Alman İmparatoru 25 yıl süren bir savaş sonrasında 1555'te Augsburg Anlaşması imzalanmış ve böylece yavaş yavaş modern devletlerin temelleri atılmaya başlanmıştır. Bu anlaşmayla protestan mezhebi ve kilisesi Almanya'da resmen tanınacak. Çoklu taraf diplomasisinin ilk örneği olan Vespalya Barışı ile 24 Kasım 1648'de 30 yıl savaşları sona ermiştir. Peki Vespalya'nın önemi nedir dersek? Önemi Avrupa'da dini etkenlerin yerini modern diplomasi almış ve uluslararası alanda modern devletler hukukunun temeli atılmıştır. Hangi anlaşmayla diyoruz? Tabii ki Vespali anlaşmasıyla ele alacağız. Evrensel imparatorluklar yerini yavaş yavaş ulus devletlerine bırakmaya başlayacak. Tabii ki en çok etkilenecek devletler kimlerdir dersek bunun başında Avusturya, Macaristan bir de arkadaşlar kim etkilenecek? Osmanlı Devleti etkilenir. Hatta Viyana Kongresi'nde ortak bir karar çıkmıştır. Fransız İttilanı'nın etkisiyle etkilenen uluslar birbirlerine destek verecektir. Fakat bunu bir kişi hariç diyeceksiniz. Osmanlı'yı bunu aslında saf dışı bırakarak söyleyecekler. Tabii ki Osmanlı Devleti hatırlayın şöyle geriye bir dönelim. Girit'i 24 yıl kuşatmış. 24 yılın sonrasında Osmanlı Devleti zar zor da olsa Girit'i fethetmişti. Peki 17 ve 18. yüzyıllarda Osmanlı devletinde ve Avrupa'daki denizcilik faaliyetleri nasıl oldu? Coğrafi keşifler sonucunda Portekiz ve İspanyollar yeni yerler ve deniz yolları keşfederek sömürgeler oluşturmaya başladılar. Yeni kıtalar keşfettik, Amerika'yı keşfettik, Ümit Burnunu keşfettik vesaire vesaire. Portekiz ve İspanya'da başlayan daha sonra İngiltere, Hollanda ve Fransa ile devam eden sömürgecilik faaliyetleri uzak doğuda Hindistan. Endonezya, Çin ve bu bölgede yer alan yüzlerce adayı sömürge haline getirdi. Hatta dünyada ilk arkadaşlar Company diye adlandırdım. Yani anonim şirket Hollanda tarafından Hindistan'da kuruldu. Peki Osmanlı Devleti denizlikte nasıldı? Osmanlı Devleti biliyorsunuz ki Akdeniz Havzası'nın dışına çıkmamıştı. Ve gemiler genelde denizlere göre yapılmış ve Fatih'ten itibaren Kadırga adı verdiğim kürekli gemiler kullanılmaya başlandı. Fakat Girit'in kuşatılmasında yaşanan o talihsizlik ve Venediklerin kullandığı yelkenli gemileri gören Osmanlı Devleti aslında artık Akdenizler'de yelkenli gemilere ait olduğunu hissetmeye başladı. Ve bu adım Kadırga'dan Kalyon'a geçişi sağlayacak. Yani Osmanlı gemiciliğini iki dönem olarak alacağız. Birinci dönem devletin kuruluşundan ve 17. yüzyılın sonuna kadar devam eden kürekli gemiler. İkinci dönem ise 19. yüzyılın ortalarına kadar süren yelkenli gemiler dönemi olarak ne yapmanız lazım bilmeniz gerekiyor. Peki gelelim siyasi olaylarımıza devam edelim arkadaşlar. Neler var? Yine 1711 yılında Purut Anlaşması imzalanıyor. Tabii ki bu anlaşmayı kimle imzalayacağız? Rusya ile imzalayacağız. Rusya ile bu anlaşmayı imzalayan Osmanlı Devleti Azak Kalesi'ni geri almış ve kaybettiği toprakları geri alabileceği ümidini daha da çok arttırmaya başlamıştır. 1718 yılında Avusturya imzalanan ile imzalanan Pasorovca Anlaşması Osmanlı Devleti ilk kez kimin üstünlüğünü kabul etti? Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etti. Bu Avrupa'nın üstünlüğünün kabul edilmesi Osmanlı Devleti'nde yeni bir değişim ortaya çıkarttı. Hangi devirdi? Lale devrini ortaya atacaktı. Lale devri ile birlikte Şatafat'ın çok hatta safada olması, İran'la yapılan savaşların uzun sürmesi halkı canından bezlemişti. 1730 yıllarını gösterdiğinde patronu Halil ve ekibi Lale devrini sonlandıracak isyanı başlattı. Bu yüzden 3. Ahmet tahttan indirilerek yerine 1. Mahmut getirildi. Ve sonrasında 1732 yılında Ahmet Paşa anlaşmasıyla İran'la yapılan savaşlara son verildi. Daha sonra 1739 yılında Osmanlı Devleti 18. yüzyılda son kez kazançlı bir anlaşma imzalayacak ve bu anlaşmayla da son kez Karadeniz'in Türk Gölü olduğu kabul edilecekti. 1746 yılında Karden yani daha doğrusu 2. Kastışir'in anlaşması olarak geçen bu anlaşma son İran-Osmanlı antlaşmasıdır ve kesin olarak arkadaşlar ne İran-Türkiye sınırı çizilmeye başladı. 1740 yılında kapitülasyonların sürekli hale gelmesi Osmanlı'nın günden güne canını sıkmaktaydı. Tam bunlar olaylar yaşanırken tabii ki Tersane Konferansı sonrasında Osmanlı Devleti'nin canı daha da çok sıkılmaya başladı. 1770 yıllarını gösterdiğinde bir sabah İzmir bölgesinde Rus donanmalarının Osmanlı'ya giriş yaptığını görür. Ve bu aslında bir baskındır ve Çeşme baskında Ruslar Osmanlı donanmasını yakmışlardı. Osmanlı Rus savaşları sonrasında 1774'te Küçük Kaynarca Anlaşması imzalandı. Aslında Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda imzaladığı en ağır anlaşmaydı. İlk kez Türk ve Müslüman olan bir coğrafya Osmanlı'nın elinden yavaş yavaş çıkacaktı. Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım'a bağımsızlık verilecek ve yine şunu bileceksiniz Osmanlı Devleti ilk kez Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecekti. Osmanlı Rusya'ya kapitülasyonları sürekli hale getirecekti. Yani Osmanlı Devleti Rusya'ya ilk kez kapitülasyonları ödemeye başladı. Ve Osmanlı Devleti Küçük kaynağı Antlaşması ile birlikte tamamen dağılma sürecine girmişti bile. Şimdi bunlar arkadaşlar konularımızda sınavda gelecek yerlerimiz. Peki arkadaşlar gelelim yazılı sorularımıza ve prolarımıza bakalım. Neler var birlikte bunu öğrenelim. Osman Devleti'nin doğuda en geniş sınırlara hangi antlaşmayla ulaşmıştır? Hemen ben size bir kod vereceğim. Aklınıza ben geleyim arkadaşlar. Şimdi biz bu kodu FB diye alacağız. Şimdi hocan sana sordu değil mi? Doğuda en geniş sınırlar dedi. Hemen aklına diyeceksin ki... Ferhat Paşa anlaşması. Diyorsun ki doğuda en geniş sınır. Soruyu değiştirdim. Batıda en geniş sınır sorarsam Bucaş anlaşması. Buna da diyorsun ki batıda en geniş ne? Sınır diye alacağız. Ama bana doğuyu sorduğu için de doğru cevabımız ne diyorsunuz arkadaşlar? Ferhat Paşa antlaşması. Osman'ın doğuda imzaladığı en geniş sınırlar olarak ne yapacağız bileceğiz. Şimdi hangi anlaşmayla Avusturya Kralı Osmanlı Padişahı'na eşit sayılmıştır ya da denk sayılmıştır diyorsunuz. Bu anlaşmada hatırlayın arkadaşlar neydi? Zitva Torok anlaşmasıydı ama ben tekrardan geriye dönmek istiyorum. Avusturya Arşudik yani kralı Osmanlı sadrazamına denk sayılacağı anlaşmayı Velev ki hocan sorarsa sen de hemen aklına gelecek İstanbul anlaşması olarak ne yapacaksın? Ele alacağız. Bu da arkadaşlar Kanun Sultan Süleyman dönemi olarak ele alacaksınız. 1681 yılında Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan ilk anlaşmanın adını söyleyin demiş arkadaşlar. Hatırlayın hangi anlaşmaydı? Bahçe Saray anlaşmasıydı ve bu anlaşmanın sonrasında Kuzeyliler yani Ruslar başımıza bela olmaya başlayacaktı bile. Osman Devleti hangi olaydan sonra Kadırga'dan Kalyon'a geçiş aşaması yaşamıştır? Hatırlayın arkadaşlar nerenin fethi dedik? Girit'in neyi diyorsunuz? Fetihi diyeceksiniz. Hatırlayın Girit kaç yıl kuşatıldı? 24 yıl kuşatıldı ve 24 yılın sonuna doğru ne yapıldı? Alındı diyoruz. Tarihin ilk dönemlerinden itibaren toplumun üzerinde siyasi otorite kurulduğu bilinmektedir. Bununla birlikte modern devlet anlayışı hangi anlaşmayla ortaya çıkmıştır? Bakın modern devlet anlayışı yani bir hukuk sisteminden bahsediyoruz arkadaşlar. Bu anlaşmayı aslında biliyordunuz. Hocalarınız hep size soruyordu. Peki hangi olay olarak diye adlandıracak olursam tabii ki Vespalya anlaşması olarak ne yapacaksınız? Ele alacağız. Yani Vespalya. Palya arkadaşlar anlaşmasıyla yani günümüz modern Avrupa devletleri ve ulus devletleri kavramı ortaya ne yapmaya başlayacak? Çıkmaya başlayacak Vespalya anlaşmasıyla diyeceksiniz. Şimdi gelelim testlerimiz var buna bakalım. İkinci Viyana'dan sonra Osmanlı'ya karşı oluşturulan kutsal ittifakta hangi devletler vardı? Bak unutma arkadaşlar ne demiştim ben sana? Alevim ne dedik arkadaşlar? Rusya demiştik. Değil mi? Kodunuz buradan gelsin. Ne diyorsunuz? Avusturya. Daha sonrasında geldim. Lehistan. Yine geldim. Venedik. Yine geldim. Malta ve son olarak kim vardı? Rusya vardı. Hangi devletler vardır demiş. Baktım da aşık Avusturya'yı gördüm eledim. B arkadaşlar Malta'yı gördüm. Daha sonrasında C Venedik'i gördük. D Lehistan'ı gördük ve Rusya'yı gördük arkadaşlar. Ama soruyu şu şekilde düzelteceğiz. Şöyle söyleyelim. Soruyu hemen değiştireyim. Karlofça anlaşmasını imzalayan devlet yoktur derse de Rusya gelsin aklınıza. Çünkü hatırlayın Avusturya, Leistan, Venedik ve Malta'yla ile Karlofça anlaşması imzalanırken Rusya ile arkadaşlar İstanbul ne imzalandı? Antlaşması imzalandı diyorsunuz. Bağdat Fatih kim olarak adlandırılır? Tabii ki arkadaşlar ne diyeceksiniz? Dördüncü Murat olarak adlandıracağım. Günümüz İran ile Türkiye sınırını oluşturan anlaşma aslında Bağdat Fatih sayesinde gerçekleştiriliyor. Bu anlaşmaya da Kasrı Şirin anlaşması olarak ele alacağız. Uyvar önünde bir Türk gibi güçlü. Kim için söylüyorduk? Fazıl Ahmet Paşa için söyleyecektik. Ve Uyvar Kalesi'nde bir an olsun bile yılgınlık vermemesi bizim tarih sahnesine Fazıl Ahmet Paşa'nın Uyvar önünde bir Türk gibi güçlü kavramının ortaya çıkmasını ne yapacaktı? Sağlayacaktı diyeceksiniz. 1618-1648 yılların arasında Alman İmparatorluğu Almanya'da mezhep birliğini sağlamak ve protestanları ortadan kaldırmak istemesi sonucunda yaşanan 30 yıl savaşlarını bitiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir demiş. A. Augsburg B. Berlin C. Nacht E. Magna Carta D. Vespalia demiş. Tabii ki 30 yıl savaşlarını bitiren anlaşma Augsburg'dur. Augsburg'un arkasından da modern devletler Vespalia anlaşmasıyla ortaya çıkar. O yüzden doğru cevabımızı A şıkkı olarak ele alacağız. Osmanlı Devleti'nin 24 yıl kuşatmasına rağmen zor aldığı yer aşağıdakilerden hangisidir? A. Girit B. Rodos C. Malta D. Kıbrıs E. Kırım arkadaşlar. Tabii ki neresi? Kırım, Girit'ti. Girit'in sonrasında da hatırlayın. Kadırga'dan neye geçtik? Kalyon'a geçiş ne yapıldı? Sağlandı diyoruz. Şimdi map örnek yazılı sorunun benzerine bakacağız. Üçüncü Osmanlı Devleti ilk defa yabancı devletten yani İngiltere ve Hollanda ara kabul etmek zorunda kalmış. İlk kez büyük ölçüde toprak kaybı yaşanmış. Osmanlı bir daha toparlayamayacağı uzun bir savunma dönemine girmiş. Diplomatik açıdan da güç ve itibar kaybeden Osmanlı Devleti ilk kez müzakere yoluyla bir anlaşma imzalamak zorunda kalmıştır. Verilen durumlarda Osmanlı Devleti imzaladığı anlaşma hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Tabii ki hangisi diyeceğiz. Karlofça neyi diyorsunuz anlaşması bu anlaşmalarla birlikte Osmanlı Devleti buraları ne yapmaya başladı kaybetme başladı diyeceksiniz. Küçük Kaynarca Anlaşması'nın maddeleri şunlardır. Kırım'a bağımsızlık verilecek. Rusya'da tanınan kapitülasyonlar yararlanacak. Rusya Balkanlar'da istediği yerde konsolosluk açabilecek. Ve İstanbul'a daimi elçi bulundurabilecekti. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecekti. Yukarıda yer alan Küçük Kaynarca Anlaşması'nın maddelerini Osmanlı Devleti açısından Yorumlayınız demiş arkadaşlar. Osmanlı'nın diyorum ki 18. yüzyılda imzaladığı ağır bir nedir? Antlaşma. Daha sonrasında dedik ki Kırım kimin elinden çıktı? Osmanlı'nın elinden ne yaptı? Çıktı dedik. Ve aynı zamanda da Osmanlı Devleti aslında bir nevi ne izlemeye başlayacak? Denge siyaseti izlemeye başlıyor ve Osmanlı ekonomik açıdan ne oldu? zorlandı. Neden dedik peki? Çünkü siz ne verdiniz? Kapitülasyonlar verdiniz. Bu da sizi zorlamaya başlayacak. Geldim Osmanlı 1736-1739 savaşları arasında imzalanan Belgrad Antlaşması Avusturya ve Rusya'ya siyasi üstünlüğü kabul ettirmiş. Belgrad Antlaşmalarının ardından Rusya Avusturya arasındaki ittifakı yenilediğini bildirmiştir. Buna göre Rusya Avusturya antlaşmasının kurulması Osmanlı Devleti'ne zararı ne olmuştur? Kısaca açıklayın. Şunu söylüyorsunuz. Orta Avrupa'da Orta Avrupa'da Osmanlı neye girmiştir? Zora girdi ve arkadaşlar Avrupa'daki siyasi otoritesini ne yaptı diyorsunuz? Kaybetti diye ne yapacağız? Ele alacağız değerli arkadaşlarım. Şimdi her zaman yaptığımız gibi size mükemmel bir ödülü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.